Yani Anadolu yani takımlarında Beşiktaş oynar da. Takım hiçbir şey yapmasın. Masum masum masu, Akun'un masu, arkasına Peki ya. ne olacak hocam? Nasıl Beşiktaş? Bir şey çıkacak. Ya. Ne yapması lazım Beşiktaş'ın? Daha ligin 12. haftası bitti. Çünkü başlayacaklar da aslında. Beşiktaş yani. Onu geçen Ümit de mi söyledi? Biliyorum daha önce de söyledi. Ya yöneticilerimiz bizim açıklayamıyor. Yani bizimki bu seneki hedefimiz e, diyebilirler. Enkaz aldık veya bu klasik şey duruyor. Takımın şeyi bu. Şartlarımız bu. Biraz zamana ihtiyacımız var. Yani bir Beşiktaş anladın mı? Hani feda gibi şey bir sezon. Söylenmesi lazım bunu aslında. Bütün camiyeler var ama ne yazık ki taraftar bunu şey yapmıyor, kabul etmiyor. Yani burada ne olacak yine? Onu açıklamadıkları için planlama yapacaklar. Bu sene de geçti dedik. Şimdi de. hocam siz yani hepimiz biliyoruz. Şampiyon olamazsınız. Geçti. Abi İkiniz de bu işi yıllardır hem içeride hem dışarıda en üst düzey yapmış insanlardan ikisiniz. Oturuyorsunuz sağımda ve solumda. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sen de yemiştin bu anlatacağım konuyu hocam. Beşiktaş'ın şampiyon olduğu Sergen Yalçın'ın olan sezon, ertesi sezon Beşiktaş kimleri aldı? Batshuayi aldı. Batshuayi aldı. Ee, Tartışılabilir bir e aldı. Alex Teixeira Piyaniç. Tamam. Milli takımda o an için kadroda olan Kenan'ı aldı. Kenan Yıldız'ı aldı. Peki. Şey özür dilerim Kenan Yıldız diyorum. Kenan Karaman'ı Karaman aldı. Kenan Yıldız aldı. Aldı da aldı. O dönem baktığında ben bir tekne ziyareti hatırlıyorum Beşiktaş'ın forma lansmanı. Beşiktaş iskelesinde binlerce insan iskele iskele gezdi Beşiktaş. Formayı öyle tanıttı şampiyon olduğunun ertesi senesi. Alex Teşeyre diye bütün taraftarlar bağırıyordu. Orada ben... Gitti Sayın Çebi Aynen. aldı getirdi. Orada ben parantez açayım. Beşiktaş şampiyon olduğunda ertesi seneyi Sergen Yalçın'la mukaveleyi uzatarak kaybetti. Sergen Yalçın'ın teknik adamlığından bahsetmiyorum. Sürenin bir uzaması. ay Sergen Yalçın bekletti onu. Ha, Sergen kendine göre haklıdır. Başkan kendine göre haklıdır. Bir de bir kurumun makamı vardır. Yani evet Sergen Yalçın sezon içerisinde kendine göre zorluklarla karşılaşmış olabilir. Şimdi güçlüyüm. Nasıl bana gelecekler? Benle mukavele imzalamaya mecbur dur diye düşünebilir. Öyle oldu zaten. O zaman gitmeyeceksin abi. Orada Ahmet Başkan hata yaptı. Gitmeyeceksin. Burası Fenerbahçe diyeceksin. Şey burası Beşiktaş diyeceksin. Ama sanki de hep şöyle vardı. Hocayı Sergen Hoca'yı çok istemiyor gibi falan dedikodular da çok oldu. Zaten biliyor musun? Hep orada bir sürtüşme vardı. Vardı. Aralarındaki sürtüşme zaten böyle oldu. Ama taraftar çok baskı falan yaptı. E, tarz, e, şimdi ya, Sergen. Bunu girdiği için Sergen Yalçın'da o dedi ki beni bir ay aramadılar. Öbür taraf dedi ki bir ay aradı kimse telefonumuza çıkmadı. Şimdi Sergen Yalçın teklif yapsa Beşiktaş gider mi? Şu anda mı? Evet. Ben dün Tabii gece yorumları ben... dinledim. Çok gidecek gibi. Şöyle söyleyeyim. Yani. Ben net bir şey söyleyeyim. Bugün de konuştuğumuz yarın çıkacak konuların hepsi önümüze geliyor ama gitmez bence. Diyeceksin ki sen kimsin ki Sergen Yalçın'a üzülüyorsun diyeceksin. Estağfurullah. Ben Sergen Yalçın'a üzülüyorum açıkçası. Ne açıdan? Şimdi ben de tabii teknik adamlık yaptım Asbel Kader. Ben bugün teknik adamlık yapmıyorsam yüzde doksan değil yüzde yüzü benim hatalarımdan yapmıyorumdur. Geçmişteki hatalarımdandır. Ben hatalarımı biliyorum. Benim rahmetli babama bir sözüm var. Ben o mezara bir kupa götüreceğim dedim. Bu fırsatı bu sene söz verdim. Yani söz verdim derken konuşurken yorumcu olarak devam etmek ben bu benim ekmek param. Ne için anlatıyorum? Kardeşim Beşiktaş gibi kulüple çoluk çocukla Türkiye şampiyon olmuş. Türkiye Ligi şampiyon olmuş. Çoluk çocukla. Ziraat'i de aldı. Evet. Wellington'u Petete takımını ki. almasın, Wellington'u almışsın, şampiyon olmuşsun. Bak tarihi başarı elde etmişsin. En sakalayla şampiyon olmuşsun. Emirhan'la olmuşsun, Rıdvan'la olmuşsun, Ersin'le olmuşsun. Bak. E. Ee, tamam. Sonrasında ayrıldın. <laughs> Abi şimdi saygı duyuyorum. Futbol aklına da çok inanıyorum. Ama şimdi Sergen'in konuşmalarına bakıyorum. Yani Sergen sussa Otomatik Beşiktaş hocası. Çalışmak istemiyor belki ya bilmiyorum Bak, ya, o da olabilir. Tamam. Diyorsa ki ben antrenör ben yapmayacağım. Artık. Hiçbir şey değil Evet. Sen inanabilir misin Sergen Yalçın'ın beş yaşa bir daha görev alıp? Beş yaşta Sergen Yalçın, ikinci Sergen Yalçın dönemi. Elbette olur. Elbette olur. Bir gün olur. Olacak da abi. Şimdi bir şey söyleyeyim. Sana diyorlar ki Arda mı Sergen mi? Oho diyor. Lan Arda Real Madrid'e gitmiş ne? Oh lan. Nuri Dortmund'a nasıl gitmiş o oraya abi sen 5 yaşa nasıl sen? Nuri de Dortmund'a öyle gitti sen 5 yaşın efsanesin o da Dortmund'un efsanesi. Yetenek olarak Sergen Yalçın ya Arda şimdi Arda Güler tamam çok yetenekli de daha. Ona bakmam ben abi adam Real Madrid'de oynuyor şimdi gitti ya, mi abi? Tamam abi, abi gitti yetenek o, o da gidebilirdi Gid değil, o zaman değil, Yete hayır, yani abi. yetenek olarak ben onunla onu bir tutmam Abi bak, biz ama Arda, Arda müthiş Sergen yetenekli. Sergen Yalçın'ın yeteneğini tartışmıyoruz ki biz ben Sergen Yalçın Arjantin'de olsa Maradona olur demişim o başka bir şey. Ama diyorum adam şu anda real. Yani sen şampiyonluk yaşayan bir teknik adamsın. Sen oyunun içinde kal. O teknik adamda gösterdiğin başarıları anlat. insanlar seni dinlesin. Bak düşün ben bunu onun iyiliği için aldır aldır almasa çok da fifi yani. Ben umurumda değil. Ben onun iyiliği için bir şeyler anlatıyorum. Şimdi bak oradan Mourinho işte abi tamam eleştiri yap ne söyleyeceğine biz karışmayız da sen şampiyonluk yaşamışsın sen artık bu, o şeyi aşmışsın, aşmışsın. Şimdi net söyleyeyim. Ben hı hı. bugün Süper Lig'de tekrar başlasam, tekrar büyüme yakalasam, yorumculuk çok zor yaparım. Yaparsam sadece tekniğin içinde kalırım. Diyorum ki bu tarz şeyler, ben bugün bir yönetici olsam, bu Sergen Yalçın almam. Ya ben bazen... Ne güzel o ritmi yakaladın. Malatya'da gittin kendine göre başarılısın. Alanya'da gittin kendine göre başarılısın. 5 e yaşa geldin şampiyon oldun. Git baba bir yıl kendini nadasa çek. Git gua... Sorsan onlar da beğenmez. Git. Değer katması gerektiğini söylüyor. Sitinin antrenmanını mı izliyorsun? Realimi izliyorsun? Git dünyada dünya kadar. Yani git Köln Spor Akademisi'ne git. Her türlü kendini geliştir. Bir sene ses, seni geri elleriyle gelip alıp koyarlar. Ama şimdi sen burada. Ona salla buna salla. Ona salla buna salla. Almazlar abi kusura bakma. Abi şimdi etkileşim de var dijital medya, televizyon falan. Bence birazları bir, da ondan oluyor. Bir, reklama Yoksa... gitmem gerekiyor Evren Hocam. Çok özür dilerim. Var mı söyleyeceğiniz, ekleyeceğiniz? İkinci bölümde Galatasaray Fener'e geçeceğiz. Full onları Yok, konuşacağız. Burada şöyle da. yani Sergen abi de ben iyi tanıdığım için. Yani mesela geçenki espri de burada konu açıldığı için söylüyor. Espri dedi ben öyle espri olarak görüyorum. Yani, o beni tanımıyorum demesi i̇şte, ah. espriydi bence. Ya o etkileşim olsun diye yani. Çünkü öbür Onun türlü... etkileşime ihtiyacım var <laughs> ya. Abicim yani. ya, sonuçta bir dijital medya, televizyon herkes bunu dedi. bu işi Yine seviyor. Abi, ben de şimdi şöyle bir şey mi söyleyeyim? Yani o zaman şey, yani e, o zaman Mourinho'yu eleştirenler de etkileşim almak için eleştiriyor o zaman. Ya Belki herhalde çoğu öyle. Ya Ümit ben kısa... onu da... bu işteyim. Ya yani ben şu an şurada TT olurum iki dakikada. Yine başlayayım mı o işler yani? Best benim için. Onu istiyorsun? <laughs> bir kısa reklam. Yani onu yapmak istedim. çok basit yani. O i̇ki tane laf söylerim. Ben de işte çıkarım hepsini yaparım. Yine onlar, başlayayım. Yıllarca Bunlarca bu yaptık. Bir daha <laughs> Yok başlamayın. <Sa> <laughs> başlamayın. yok biz sahaya yörelelim diyoruz. Ya yani bunlar basit. Şimdi onlar daha yeni geldiler. Onlar hep çalıştıkları için. Yani medyaya daha yeni düştüler. Şimdi etkileşim de çok fazla. Oradan yürüyorlar. Evet. Güzeldi bu. Reklama <laughs> gitmem lazım. Ee, kısa bir reklam arası rica ediyorum. Ardından Galatasaray, Fenerbahçe, demeç savaşları. Herkes bir şeyler söylüyor. Bunların hepsini kronolojik sırayla getireceğiz. Ve yorumcularımızla tartışıyor olacağız kısa bir ara.